Selamünaleyküm arkadaşlar. Zaman nasıl geçmiş ben bile anlamadım. Şimdi sizleri ufak bir zaman yolculuğuna çıkartacağız. Evet, merhaba. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere hem kısacık bir sohbet hem de bir live videosu çekmek istiyorum. Cennet Koşarım TV'den. Evet, şimdi kısaca bir... bir mektubu soracağız kısaca. Evet, şimdi bir tane bilmek istiyorum Allah'la ilgili, peygamberimizle ilgili. Peygamberimizin ismi nedir? Söyle bakalım sen. Ya Muhammed Mustafa. Evet. Muhammed ve Mustafa. Asıl daha seni söyle. Evet. Onu da söyleyelim mi ileride? Evet. Ama ilk önce bir sohbet edelim. Nasılsa o da ilahi. Peygamberimiz kaç yılında doğmuştur? 10. Hayır, ben söyleyeyim mi? 571'de. Ve 170. Evet. Peygamberimiz kaç yaşında peygamber olmuştur? 71'de. Hayır. O doğum tarih. 70. Ben söyleyeyim mi? 40 yaşına gelince peygamberlik. Evet, 40 yaşına gelince peygamberlik verilmiş. Evet. Yaşına. Evet, hadi onu da söyleyelim. Bize yeni yeni ilhamlar geliyor galiba. Evet. Şimdi ne söyleyeceğiz? Bir soru soruyorum. Dur, evet onu da söyleyelim. Bir soru soruyorum size. Peygamberimizin sünnetlerinden bahsediyor. Bir şey diyeceğim. Evet, şimdi peygamberimizin sünnetlerini söylüyorum. Peygamberimiz Kabe'de böyle otururmuş. Sofrada çömelirmiş. Ya da böyle yaparmış. Ya bacağım böyle yere değiyor. Böyle yaparmış. Evet, şimdi bir tane daha bilmece soracağım size. Neyle ilgili olsun sevmeciğim? Alışma. Şöyle hayvan. Ben bu soru da bilemiyorum. Tamam, hayvanlarla ilgili soru. Sen öyle bilmece diyorsun yani. Evet. Hayvanların annesine babasına ne denir? Anne ve baba. Hayır, ebeveynler. Ebeveyn demek. Yumurta. Ay, Musemir. Yumurta anne ve baba demek. Arkadaşlar çok garip bir soru. Gerçekten çok terledim. Evet. Yumurta tanışıyor da. Evet. Hayvanlar annesine, kuşlar anne ve babasına ne diye seslenir? Cik cik. Evet, bu sefer ıslayın çok güzelmiş. Ama ıslık çalmak çok kötü bir şey. Bunu herkese duyuruyorum. Çalma. Allah bismillah. Evet. Bu sefer şeytanı nasıl dövüyor? İlk önce ıslık çalıyor, sonra Allah bismillah diye. Sonra da şeytan dövülmüş oluyor diyor. Ama ıslığı şeytan çalıyormuş. Islık çalarsak şeytan yanımıza gelir. O yüzden ıslık çalmayalım. Islık çaya annemiz babamız, kardeşlerimiz, abilerimiz, herkes ıslık çalabilirse şey, yanımızdakiler, çevremizlerinden. Şeytanın iyi olduğunu sanıyordum ama aslında iyiydi. Cennette meleklerin hocasıyken iyiydi ama ablamızın yapmadığı şey peygamberi çökmediği için o yüzden kötü oldu. Böyle etrafımızdaki, çevrenizdekilere ıslık çalırsa anne, baba, çevremdekiler, teyzelerim, ablalarım deyin. Islık çalmak kötü. Ben onu hiç sevmem. Çünkü ıslık çalarsak şeytan yanımıza gelir, bize aferin der. Ama biz ıslık çaldığımızda Allah bismillah diyelim, sonra da şeytan gitsin deyin arkadaşlar. Evet, şimdi örnek veriyorum Musemir'in bahsettiğinden. Allah bir gün böyle cennetteyken Hazreti Adem'i yaratmak istemiş. Meleklere emretmiş. Demiş ki ben anlatayım. Bütün melekleri toplamış.
bütün melekleri toplamış. Azrail, Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam. Bir şey diyeceğim. Ya ben Allah'ımızın ilk önce hangi meleği yarattığını bilmiyorum ama ben Cebrail olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cebrail Allah'ımızın her şeyini yapıyor. Evet, şimdi. Sonra Allah'ımız ol demiş. Nasıl olmuş? Bir tane olmayan toprak yok, şey yok, malzeme yok. Ol demiş. Ama malzeme olmadan nasıl olacak? Meleklere emretmiş ki, ey Cebrail, ey Azrail, bütün melekleri demiş, bana malzeme getirin. Melekler hangi malzeme olduğunu biliyor. Emredersin demiş. Toprak. Evet, toprak ve çamur. Sonra böyle vücudunu yapmış Allah'ımız. Ol demiş peygamberimize, Hazreti Adem'e. Ol demiş. Adem olmuş. Sonra meleklere lütfu edin demiş. Adem'e şöyle yapın demiş. Hani namazda yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz ya. Onu yapın demiş. Sonra şeytan demiş, şeytan yapmamış. Şeytan yapmamış. Allah'a isyan etmiş. Demiş ki aslında Allah onu kendi elleriyle yok edebilirmiş. Şeytan, Allah'ım ben Adem'e etmeyeyim, insanlara sağına solundan, yukarısından aşağısından geleyim, onların iyilik yapmasına izin vermeyeyim. Allah aslında onu yok edermiş. Evet, ama çünkü Allah affeden olduğu için müsaade vermiş. Sonra örnek veriyorum. Siz uyuyorsunuz. Böyle uyandınız, ay ne oluyor, sabah ezanı mı okundu? Şeytan hemen geliyor. Yok yok, sen sabah ezanına kalkma. Zaten abdest alınca üstün başın ıslanacak diyecek. Sonra soğuk suda zaten donarsın, zaten donarsın. Sen Allah'ımıza inanma, o sonra kötü şeyler eline giriyor der. Evet, öyle der. Eğer sen... Ben seni boş veririm. Ben Müslümanım. Giderim, güzelce abdestimi alırım. Namazımı kılarım derseniz. Ben iyi. Ama o kötü yönden yaparsanız kötü. İster. Şeytan dediğine uymuş. Sonra uymuş. Sonra kötü şeytana iyiliği büyüyor der. Sonra da cehenneme gidecekmiş aslında. Sonra da abdestimi alırım. Sonra da namazımı kılarım. Ama bir şey diyeceğim. Allah onu cehenneme göndermemiş. Tamam mı? Evet, biliyorum da. Sonra Adem geçerken dünyadaki herkesin bir arkadaşı olur. Sonra Allah Adem'in çok sıkıldığını görünce Havva'yı yapmış. Mesela bir tane şarkı var. Hazreti Havva, Hazreti Adem bizim babamız. Hazreti Havva bizim anamız. Böyle yeri yaratan diye bir şarkı var. Yeri yaratan. Kanalımızın adı Ceylin galiba. Şimdi Musa'yı söylerdi. Yeri yaratan, nice yaratan. Ya da arkadaşlar, bu kadar sohbet yeter. Şimdi hadi yeri yaratan söyleyelim. Dur. Ben şunu alayım. Ben bunu almadım. Ama hadi ya, hadi o zaman. Allah'ım bismillah annemi hep baba. İlk önce yeri yaratan. Yeri yaratan. Yeri yaratan. Fazla Hüseyin'cim. Fazla böyle yapma, tamam mı? Allah'ım. Evet. Şimdi hemen gidelim.
sen babamın ilahilerinden. Görüşürüz.